Merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir Metin 2 videosuna daha hoş geldiniz. Bir önceki videolarda biliyorsunuz kendime bir level konusunda sınır koymuştum. 101 level olabilmekti. Bu videoda bu hedefime ulaştım. Hani ne kadar 101 levelde dururum bilmiyorum ama en azından en fazla 103 levele kadar kazacağımı da tekrardan sizlere hatırlatmak istiyorum. Bu videonun başlangıç aşamasında sizlere biraz artı basma serüveni bekliyor olacak değerli arkadaşlar. Devamında ise madem 101 level olduk, bakalım bu levelimizin map'teki droplara bir etkisi var mı? Bunu test etmek açısından biraz metin ve boss kesimlerimiz ikinci aşamada sizlere bekliyor olacak. Uzun lafın kısası değerli arkadaşlar, sizlere iyi seyirler diliyorum. Bana da kolay gelsin. Bir tane hemen videonun başlangıcında rota taşı okumak istiyorum. 3 önlümüz şu an G6. Bakalım G7 olacak mı? Hemen test edelim. Videomuza da rota taşı okuyarak böyle giriş yapmış olalım aynı zamanda. Evet, ne yazık ki hata oluştu. Sağlık olsun. Hemen yan karakterimizden de bir adet rota taşı okuyalım. Bir rota taşı da bu karakterimi de okumak istiyorum sevgili dostlar. Hava kılıcım şu an G9. Altta görüyorsunuz zaten. 2 adet başarılı rota taşına ihtiyacım var. Perfect yapabilmek için. Şöyle hemen tarafsız olduğumu göstereyim sizlere. Muhtemelen okuduğum esnada eksilere düşecektir. Fakat bu sorun değil. Elimde epey miktarda zen fasulyesi var. Sandık birikimin sonucunda epey elde etmiştim. Evet, rota taşını okumak istiyorum. Şöyle eğitim hemen detayları da halledelim. Evet, bakalım başarılı olacak mı? Hata oluştu. Sağlık olsun. Kaç puan olmuş derecemiz? Eksi 2000. 2400. 5 tane zen fasulyesi gidecek. Evet, tarafsız olduk. Ateşe karşı dayanıklılık hepsini verdiği için görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tane kolye basmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şu anki değeri artı 7. Fakat artı 8'e basarken kırmızı kurdele istediği için ve de kurdelenin piyasa değeri bir hali fazla olduğu için kuledeki demirci de basmanın daha doğru olacağına inanıyorum değerli arkadaşlar. Toplamda 4 tane tahta kolye deneyeceğiz. Artı 8'e yükseltmek hedefim. İlk karakterimiz olan savaşı da yükseltmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bakalım 4 tane tahta kolyenin sonucunda toplamda kaç tanesini başarılı bir şekilde yükselteceğiz. Hep birlikte görelim. İlk karakterimiz olan savaşı da yükseltmek istiyorum. Evet, ilkinde başarılı ulaştık. Hemen ikinci karakterimiz olan Şaman'la devam edelim. Şaman'dan bakalım şansımızı test edelim. Bildiğiniz üzere ilk karakterimiz olan savaşçıdan artı 8 yapabilmiştik. Bakalım bunda ne olacak görelim. Evet, bunda da başarılı ulaştık. Şu an 2'de 2 yaparak güzel gidiyoruz. Üçüncü karakterimiz olan Sora'yla devam edelim. Hemen denemek istiyorum. Evet, bunda ne yazık ki başarılı ulaşamadık. Şu anlık 3'te 2 yaptık. Son karakterimiz olan Şaman'la devam edelim. Arkadaşlar, son karakterimden denedim ama videoyu ne yazık ki almayı unutmuşum. Görmüş olduğunuz gibi bu da artı 8 yapabildim. 4'te 3 yaptım. Sabahtan beri meğersem boşa konuşuyormuşum. Ben de diyorum video nerede? Kusura bakmayın tekrar. Tahta kuleleri artı 9'da denemeyi düşünüyorum değerli arkadaşlar. Biraz önce izlemiş olduğunuz gibi kulede bunların her birini 4'te 3 yaparak artı 8'e ulaştırmıştım. Şimdi ise lonca arazisini 9'a denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi malzemesi 2 adet saç dokusu istiyor. İlkini atarak işe başlamak istiyorum. Bakalım ilkinde şansımız nasıl olacak, hemen test etmek istiyorum. Evet, ilki ne yazık ki başarısı oldu. İkincisiyle hemen devam edelim. Evet, bu da başarısı oldu. Bunun geçmesini istiyorum. İnşallah bizi unutmayacak. Evet, bu başarılı oldu. Hedefim zaten bir tane çıkarabilmekti. Buna da ulaşmış gibi görünüyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videoların devamında iyi seyirler diliyorum. Elimde şöyle %1 emişti kral kuşağı var 2 adet değerli arkadaşlar. Bir önceki videolarda balık sandığından çıkarmıştım. Şimdi bunu yukarı atmayı deneyeceğim. Eğer %5 emiş olursa görmüş olduğunuz gibi bunu da kombinleyip %10 olmasını bekleyeceğim. Tabi düşük bir ihtimal ama yine denemekte de yarar olduğunu düşünüyorum. Şunu dediğim gibi pek fazla geçeceği konusunda ümitli değilim ama denemeden de göremeyiz sizlerin de bildiği üzere. Atmak istiyorum. Evet, başarılı oldu. Güzel. Hemen %5 emişliğiyle kombinleyelim. Evet, bu da başarılı oldu. Gayet güzel. Eğer bunlar başarılı olursa zaten şurada yazacak. Neymiş? %11 ve %25 arası bir emiş verecek. Bilmiyorum. Yani umarım geçer. Denemek istiyorum hemen. Evet, ne yazık ki başarısız oldu. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Biraz metin ve boss kesmek istiyorum 90'lık metinde arkadaşlar. Yakın zamanda 101 level'e ulaştım. Bunun da ufak bir videosunu bu kesim arasında koymayı düşünüyorum. Tabi diğerlerinden farklı olarak bu müzik eşliğinde olmuş olacak. Çünkü çok kısa bir bölüm ben paylaşmak istiyorum sizlere. Hem yakın zamanda 101 level'e ulaştığımı söylemiştim. Bunu aynı zamanda metin ve bosslardaki drop'u etkiliyor mu? Bunu da test etmiş oluruz. Bakalım bu levelin herhangi bir zararı var mı bize drop karşılamak adına. Onu dediğim gibi ona bir bakmış oluruz. Aynı zamanda şöyle de bir şey yaparız. Bosslardan elde ettiğimiz karanlık sandığı videonun sonunda açarım. Size öyle bir sunum yapmak istiyorum. Bakalım karanlık sandıklarından bu sefer biz ne elde edeceğiz, onu da görmüş oluruz. Metinlerden elde ettiğimiz BK'ları ya da herhangi bir şeylerin de değerlendirmesini yaparız. Bakalım bu serüvenle ilgili kendimize ne kadar bir bütçe kazandırmış olacağız. Hem bunun da bir analizini yapmış oluruz iyi bir şekilde. O halde sizlere müzik eşlik etmiş olsun değerli arkadaşlar, pek fazla sıkılmamanız için. Çünkü
konuşarak değil de müzik eşliğinde yapmak istiyorum bu bölümü. İyi seyirler diliyorum tekrardan. Keyfini çıkarın. Karanlık sandık açmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Bir önceki dakikalarda Metin ve Boz kesimlerimi izlediniz. Bozlardan elde ettiğim şöyle 25 tane bir karanlık sandığı var. Bununla birlikte metinlerden elde ettiğim veya bozlardan elde ettiğim tecrübe yüzüğü falan pelerinler de mevcut. Fakat birkaçı bu karakterimde, birkaçı da yan karakterim olan savaşçı da duruyor. Bununla birlikte daha ne söylenebilir? Şöyle kayda değer bir tane fasulyem var. Bunun da piyasa değeri bir 15-18M civarında. Bu da güzel bir gelir katmış oldu bana. Daha fazla ne söylenebilir? Bakıyorum şöyle bir dönüştürüm için kullanabileceğim iki adet bir siyah çeliğim var. BK olarak Zellok var. Bu okuduğum bir BK yan karakterimle biriktiriyorum. Bir tane ruh kuruşu misilemesi elde ettim. Bu da 20M civarında bir gelir katmış oldu bana. İyi olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte taş olarak şöyle bir taşım var. Bu ne kadar değerli sayılabilir bilmiyorum ama yine de göstermek için sizlere sunuyorum. Daha sonra böyle bir kutsama BK var. BK'larımız bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla BK atmadı zaten. Çok fazla metin kesmedim açıkçası. Hemen karanlık sandıklarını açmak istiyorum değerli arkadaşlar. 25 tane karanlık sandık açacağız gördüğünüz üzere. İlkini açarak işe başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Zimrut kipe çıkabiliyor içlerinden. Değerli sayılabiliyor. Beklentim onun çıkması yönünde olacak. Ya da yanılmıyorsam Rukulisteri Poli'ye de çıkabiliyordu. Evet, ilkini açarak işe başlamak istiyorum arkadaşlar. Yavaş açacağım. Bakalım ilkinden ne çıktı. Şöyle bir kısmı gözükmüyor sanırım. Karabiber gözü çıktı. Güzel olmuş. Hemen ork kapşonu hızlı açayım. Yönden fazla sıkılmamış olursunuz yani. Genellikle pot çıktığı görülüyor. Evet, siyah çeliğimiz var. Zırhlar bir hali çıktı.
Fakat zümrüt küpü evet güzel oldu. Kaçıncı elde ettik bilmiyorum ama yaklaşık bir 8 emlik bir küpe elde etmiş olduk. Devam edelim hemen. Yarı insan var. Et yemi olarak iyi oldu. Evet, sonucu da açmak istiyorum. Kutsama küresi çıktı. Bu sandıklardan galiba küre de çıkıyormuş. Bunu ilk defa görmüş oldum. En azından bir bilgi daha katmış oldum kendime. Bakalım neler elde etmişiz. Bir tane siyah rüzgar takımı var, artı 7. Artı basmak için küpeler elde etmişim. Güzel olmuş. Onun dışında kuyumculuk, yine bir bileziğim var. Onun dışında daha fazla ne gösterilebilir? Evet, bazı zırhlar da arkaya gitmiş. Değerlendirme yapacak olursam 80 emlik bir küpe elde etmiş oldum. Karanlık sandıkların her birini bir emden satmış olsam 25. Yani bana bir 55 emlik bir kar bırakmış oldu. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bu videomuz da bu kadarlık olmuş olsun sevgili dostlar. Süresi çok fazla uzun olmadı, bunun farkındayım. Umarım bu konuyla ilgili çok fazla kusuruma bakmamışsınızdır. Bu arada mübarek Kurban Bayramınızı kutlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Allah nice nice bayramları görmeyi bizlere nasip eylesin. Teşekkür ediyorum videomu izlemiş olduğunuz için. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.